Mübarek olsun. Şifa-ı Şerif dersimizden 2. bab 20. fasıl. Ve faslul işrûn 20. fasıl. Adluhu ve emanetuhu sallallahu aleyhi ve sellem. Adaleti ve güvenilir olması, emanet, emin olması. İffeti ve doğru söz olması. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem varlığından beri insanların en emini, en adili, en iffetlisi, en sadık sözlüdür. Bunun marifleri ve düşmanları da itiraf eder. Nübüvvetin evvel Muhammedül Emin diye isimlendirildi. Emin olan Muhammed. İbn-i Sak der ki Allah-u Teala onda salih ahlakları cem ettiği için Emin diye isimlendirmiştir. Allah-u Teala burada orada itaat edilen ve çok güvenilen. Tekvir Suresi 21. Orada itaat edilen ve çok güvenilen. Ekseri müfessirler burada bahsedilenin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in olduğunu hükmetmişlerdir. Kureyş Kabe'nin tamirinde Hacer Esved'i yere kim koyacak diye tefrika düşünce yanlarına Mescid-i Haram'a ilk girecek olan kişiyi hakem tayin etmek üzere ittifak ettiler. Bir de baktılar ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına giriyor. Bu husus nübüvvetten önce olmuştu. Dediler ki işte Muhammedül Emin, muhakkak onun hükmüne razıyız. Rabi bin Hüseyin'den İslam'dan evvel cahiliye döneminde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i hakem tayin ederlerdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, Allah'ın olsun ki ben elbette semada ve yerde eminim. Ebu Ali Es-Sadafi El-Hafız kendi kıraatıyla bana okuyarak haber verdi. Rabiler sayıyor. Ebu Kuvayi bin Şam, Süfyan, o da İbn-i Zahtan, o da Nazici bin Kâb'dan, o da Ali'den. Rabiler böyle geliyor. Hazreti'nin rivayeti gelmiş. Ebu Cehil demiş ki, Nefes Aleyhisselam'a, biz seni yanılamıyoruz. Lakin getirdiğin şeyleri yanılıyoruz. Çünkü senin doğruluğunu biliyoruz diyor. Bu yüzden Allah-u Teala şu ayet indirdi. Muhakkak onlar seni tekzip etmezler. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini inkar eder. Başka da şöyle demiştir. Seni yalanlamıyoruz. Sen içimizde yalancı değilsin. Dedi ki Ahnes bin Şerik Bedir günü Ebu Cehil'e kavuştu. Ona dedi ki Ebu Hakem burada sözümüzü işitecek benden ve senden başkası yok. Bana Muhammed'den haber ver. O doğru mu yalancı mı? Ebu Cehil dedi ki Allah'a yemin olsun ki Muhammed elbette doğrudur. Muhammed asla yalan söylememiştir. Heraklius Ebu Süfyan'a Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Dedi ki, müşriklerini demeden evvel onu yalanla ihtiham eder miydiniz? İhtiham eder miydiniz? Ebu Süfyan hayır dedi. Nazr bin Haris Kureyş'e şöyle dedi. Muhammed içinizde genç biriydi. Ondan razıydınız. Sözünü doğrulardınız. Emanetine güvenirdiniz. Ta ki kemale erene kadar böyle devam etti. Getirdiğini size getirince sihirbaz dediniz. Hayır Allah'ın olsun ki o sihirbaz değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi. Asla boynuna nişana sahip olmadığı hiçbir kadının eline eli dememiştir. Gördün mü? Tokalaşmamış yani. Şimdikiler ne yapıyorlar? Şimdi bir evliya olmuş. Nefis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kalmış. Bunların kafası böyle. Aileden rivayet edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in vasfında İnsanların söz bakımından en sadık olanıdır dedi. Sayhat şerifte şöyle girmiş. Vay sana Allah açsın. Ben adaletli olamazsam kim adaletli olacak? Eğer adaletli olamazsam ziyan edip hüsranda olurum. Oldu. Ayşe adına Allah'ına der ki, Anhu der ki. İlk işte Ayşe Validemiz der ki, Nebis Aleyhisselam iki işte mayer bırakılınca iki iş arasında. Günah değilse mutlaka en kolay olanı tercih etti. Eğer günah olan bir şey ise ondan insanların en uzak duranı oldu. Ebul Abbas el-Müberrit der ki, Kisra günlerini taksim edip sınıflandırarak şöyle dedi. Rüzgarlı gün uyku için uygundur. Bulutlu gün av için uygundur. Yağmurlu gün içmek ve eğlenmek için. 8. gün insanların işlerini görmek için uygundur. Bir gün yapmış, insanların işlerini ayırmış. İbn-i Halevek der ki, Kisra dünya siyasetini en iyi bilen İbn-i Halevek der ki, Kisra dünya siyasetini en iyi bilenleriydi. Ancak
Dünya hayatının zahirinden bir miktarını bilirler, onlar ahiretten gafildirler. Rum Suresi 7. ayetti. Okudu onu. Lakin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gündüzlüğünü üç kısma ayırmıştı. Bir kısmı Allah için, bir kısmı ehli için, bir kısmı kendisi için. Sonra kendi kısmını da kendisiyle ashabıyla halkın işlerini görmekte yardım istedi. Ashabıyla, onlara yardım çağırdı. Şöyle derdi, bana ulaşamayanın hacetini bana ulaştırın. Zira kim bana ulaşamayanın hacetini ulaştırırsa Allah-u Teala ona büyük günün kokusundan emin kılar. Allah-u Teala onu büyük günün kokusundan korkusundan emin kılar. Hasan'dan şöyle rivayet edildi. Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem birinin günahını kesbetmesi yüzünden başka birini sorumlu tutmazdı. Bir kimsenin başkası aleyhine sözünü kabul etmezdi. Ebu Cehfer Taberi Ebu Cehfer Taberi aileden o da Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir haber gelmiştir. Cahiliye ehlinin yaptığı işlerden hiçbir şeyi iki kereden başka yapmayı iki şey var ki onları kastettim diyelim. Her birinde Allah-u Teala benimle kastettiğim o şey arasına engel koydu. Allah-u Teala bana Risaleti ikram edene kadar hiçbir kötülüğü istemeyi murat etmedim. Bir gece benimle bir sürü ortadan bir gençe dedim ki benim sözümü, sürümü gözetir misin? Ben Mekke'ye gideyim, gençlerin gece konuşmalarına katılırım. Bu şekilde yola çıktım. Mekke'nin ilk devlerine varınca defter ve zurnalarla yapılan düğün erilisini işittim. Oturup bakmaya başladım. Uykum geldi, uyumuşum. Ancak güneşin ışıkları beni uyandırmıştı. Hiçbir şey yapmadan geri döndüm. Sonra bunun gibisi ikinci kez bana arz oldu. Bundan sonra asla bir türlü yönelmedi. 21. fasla geldik. Güzel ahlaktan Cenab-ı Hak bize nasip etsin inşallah. El-Fatiha.